Yahudilere karşı hoşgörüsüzlük, Avrupa'nın en güçlü ve özgürlükçü şehir devleti olan Venedik'te bile 16. yüzyıl yaşamının bir gerçeğiydi. Yahudiler kanun yoluyla eski dökümhanenin bulunduğu yerde ya da şehrin getto bölgesinde yaşamaya zorlanmışlardı. Gün batımından sonra kapı kilitlenirdi ve Hristiyanlar tarafından tutulurdu. Gündüzleri getto'dan çıkan herkes Yahudi olduğunu belirten kırmızı bir şapka takmak zorundaydı. Yahudilerin mülk edinmesi yasaktı. Onlar da tefeciliğe, faizle borç para vermeye başladılar. Bu Hristiyan yasalarına aykırıydı. Kültürlü Venedikliler bunu görmezden gelebiliyorlardı. Ama Yahudilerden nefret eden bağnazlar için bu başka bir meseleydi. Biri erdemliyse, yasalara uyup doğru olanı yapıyorsa, Yahudilerden hiçbir şey kabul etmiyorsa, faizle hiçbir işi yoksa, insanlar arasında doğru hüküm verilmelidir. Yasalara uymuyorsa ve yargıma inanç duyuyorsa o zaman adildir ve kesinlikle yaşayacaktır. Ama tefecilik yapıyorsa ve faiz alıyorsa o zaman yaşayacak mıdır? Hayır, yaşamayacaktır. Bu iğrenç şeylerden herhangi birini yapıyorsa kesinlikle ölecektir. Öyle diyor Tanrı. Ve o zaman siz hırsızlık ve soygunla yaşarsınız. Evet, o zaman hırsızlık ve soygunla yaşarsınız. Bunlardan kurtulmak için yapmanız gereken şey Tanrı'nın dediklerini yapmaktır. Dominus vobiscum. Antonio, Asanio, et omnes quine aventus sic ad dignatus est benedictus. Rüzgar dönüyor efendim! Rüzgar dönüyor! Señor Lorenzo!
Jessica. Gerçekte neden üzgün olduğumu bilmiyorum. Beni bıktırıyor. Seni sıkıyor diyorsunuz. Ve bu arzum, bu hüznüm ne istediğimi anlamama dahi engel oluyor. Aklınız okyanusa gitmiş. İnanın bana efendim, bu kadar macera yaşamamış olsaydım bu kadar büyük bir umudum olmazdı. Hala cesur olmalıyım. Haritalar ve pusulalarla uğraşmalıyım. Ve girişimimi sekteye uğratacak her şeyi hemen engellemeliyim. Bu beni nasıl üzer ki? Bence bana öyle geliyor ki siz yolculuktan endişe ediyorsunuz efendim. İnanın bana. Hayır. Öyleyse aşıksınız. Susun. Aşık da değilsiniz. Öyleyse evli olmadığınız için mutsuzsunuz diyelim. Lord Bassanio geliyor. Aa, ne güzel. İyi günler oldum. Macera başlıyor. Söyleyin ne zaman? Planımızı sizinkine göre uydurmalıyız. Bassanio. Senyor. Lord Bassanio, Antonio'yu bulduğunuza göre biz sizi yalnız bırakalım. İyi görünmüyorsunuz, Senyor Antonio. Zenginliğe fazla saygı duyuyorsunuz. Kaybetmeniz çok kötü olur. Arzum duruyor ama sadece bir arzu, Gracio. Sahnede herkes kendi rolünü oynamalı. Benimki üzgün olanı. Gel iyi Lorenzo. Bunları bir süre bırakalım. Konuşmamı yemekten sonra yaparım. Çok iyi. Graciano saçma sapan konuşur. Venedik'teki herkesten de fazla. Pekala. Şimdi söyleyin bana. Bugün söylemeye söz verdiğiniz şeyleri söyleyin. Bunu anlatmama gerek yok biliyorum ama iç dünyamın ne kadar sakat olduğunu biliyorsunuz Antonio. Ama en büyük derdim borçlarımdan kurtulmak. Gençliğimdeki o çok savurgan yanım teminat bekliyor. Antonio, size saygı, para ve sevgi borçluyum. Ve tabii ki senin sevginle tüm borçlarımdan kurtulma yolunu kendime garanti ediyorum. Anlatın bana Bassanio. Ve anlamlıysa sizin varlığınız gibi onurla kesinleşmiştir. Sizin için her yolu denerim. İhtiyaçlarınıza kapalı değilim. Bundan emin olun lütfen. Belmont'ta çok zengin bir kadın var. Ve çok adil. Adil doğru sözcük değil. Doğru sözcük erdemli. Bazen gözlerinde adil, sözsüz, inanılmaz mesajlar görürüm. İsmi Portia. Katon'un kızından daha az bir güzelliği yok, Brutus Portia. Bütün dünya değerini bilmiyor değil. Her kıyıdan bütün rüzgarlar ona ünlü adaylar getiriyorlar. Oh, Antonio.
kadınlardan biriyle herhangi bir şekilde rekabet etme imkanım olsaydı, talihli ne demek diye sormam gerekirdi. Ben talihimi denizde kaybettim. Yeterli miktarda param da malım da yok. Ama gücüm var. Venedik'teki itibarımın yapabileceklerini deneyin. Sizi Belmont'a götürebilecek her şeyi deneyin. Her şeyi. Adil Porsche'ya. Yemin ederim Nerissa, bu muhteşem dünyanın farkında değilim. Ah tatlı hanımefendim, olmalısınız. Çünkü kederiniz de iyi talihiniz kadar güçlüyse olmalısınız. Ve gördüğüm kadarıyla hiçbir şey olmayanlara göre çok talihli bir insansınız. Ne yapmamız gerektiğini bilmeden en kolay olanı yapıyoruz. Şapeller kilise oldu. Fakir insanların evleri prenseslerin sarayı gibi. Biliyor musun, bu mantıkla bir eş seçmem hiç uygun değil. Ah, seçemiyorum. Ne birini seçebiliyorum ne de sevmediğim birini reddedebiliyorum. Bu yaşayan bir kızın ölü bir baba tarafından yönetilmesi. Ah, çok zor Nerissa. Birini seçemiyorum. Kimseyi de reddedemiyorum. Babanız her zaman ama her zaman erdemli biriydi efendim. Ölümü de Esin oldu. Şeyden söz ediyorum, o altın, gümüş ve tahta kutularla hazırlanan oyundan. Hani sizin yerinize kahramanınızı seçeceğine inandığınız oyun. Yani şüphe yok, seçecektir. Evet. Buraya gelmiş olan bu prenslerden herhangi birinden etkilendiyseniz zaten sorun yok. İsimlerini söyleyin. Onlar için yaptığım tanıma göre etkilenme düzeyimi bulalım. Fransız Lord'u Monsieur Le Bon'a ne diyorsunuz? Aa Tanrım. Tanrı onu yaratmış ama bir erkek olmasına izin vermemiş. Biriyle alay etmenin günah olduğunu kabul ediyorum. Peki, ama... Falcon Bridge'e ne diyorsunuz? Şu İngiliz baronu. Ne kadar garip giyinmiş. Ya Saksonya dükünün yeğeni? Sabah içmeye başlar, öğlen devam eder ve sarhoş olur. Biliyorum Nerissa. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bir de şöyle düşünün. Babanızı reddetmemek için doğru kutuyu seçtiği zaman sevmediğiniz birini kabul edeceksiniz. Bu yüzden en kötüsünden korktuğum için dua edeceğim. Sen her sepete koca bir şişe Venedik şarabı koy. O süngerle evlenmemek için her şeyi yaparım Nerissa. Her şeyi. Üç bin sikke. Vay. Üç aylığını istiyorum. Üç ay. Vay. Söylediğim gibi Antonio kefil olacak. Antonio kefil mi olacak? Vay. Yardım olur mu? Bunu ister misiniz? Cevabınızı öğrenebilir miyim? Üç aylığına 3000 sikke ve Antonio kefil. Çok şaşırtıcı bu. Cevabınız nedir? Antonio iyi bir adam. Aksini söyleyenini duydunuz mu acaba? Hayır, 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 hayır. Ben de onun iyi bir adam olduğunu söylüyorum. Anladığınız gibi iyi bir itibarı var. Ama yine de serveti şüpheli. Trablus'ta bir gemisi var.
biri de Hindistan'da. Üçüncü gemisinin de Meksika'da olduğunu duydum. İngiltere için bir güç. Ve diğer girişimleri de pek başarılı değil. Ama gemiler değerlidir. Denizciler de güçtür. Yer fareleri ve deniz fareleri vardır. Deniz hırsızları ve yer hırsızları. Yani korsanlar. Sonra denizin tehlikeleri vardır. Rüzgar ve kayalar. Ama onun iyi bir itibarı var. 3000 sikke. Bak sanırım onun senedini kabul ederim. Öyleyse anlaştık. Onunla görüşebilir miyim? İşinizi burada mı yapıyorsunuz? Evet. Sizinle alırım, seninle satarım, yürürüm, konuşurum ama sizinle yemem, içmem ve dua etmem. Bakın, kim gelmiş? Bunu tanıyor musunuz? Bu Senyor Antonio. Antonio! Antonio. Pislik kokan bir umumi tuvalet gibi. Shylock! Shylock, işte geldim. Kişisel servetimi müzakere ediyoruz. Ama hafızam 3000 gibi büyük bir miktarı toparlayamayacağımı söylüyor. Ama talihlisiniz. Kabilemden zengin bir İbrani olan Tubal bunu tedarik eder. Benjamin, git Tubal'ı bul. Ama bakın kaç ay. Bu çok adil. İyi senyor. İbadetiniz konuşacağımız son şey. Ne kadar vereceğini söyledi mi? Evet evet, 3000 sikke. 3 aylığına. Ve onu unuttuk. 3 ay demiştiniz. Bu da tamam. Ama dinleyin, faizde ne borç alır ne de veririm dediğinizi sanıyorum. Kendim için değil. Peki. 3000 sikke iyi bir miktar doğrusu. Lancelot, yüzdeler. Üç ay. Bakalım yüzdesi kaçmış. Evet Sherlock. Öğrenebilir miyiz artık? Senyor Antonio. Çok kereler beni aşağıladınız. Paramın işe yaramaz olduğunu söylediniz. Yine de bunu sabırla karşıladım. İlişkimiz hep bu düzeyde oldu. Bana inançsız dediniz, köpek dediniz. Yahudi kimliğime tükürdünüz. Ve hepsi bu amaçtaydı. Şimdi de görünen o ki yardımıma ihtiyacınız var. Bana geldiniz ve Shylock para alabilir miyiz dediniz. Bunu siz dediniz. Bana yanaşmayan siz. Eşiğinden beni bir pislik gibi atan siz. Para sizin elbiseniz. Size ne demeliyim ki? Bir sokak köpeğinin 3000 sikke borç vermesi mümkün mü? Yoksa eğilmeli ve köle gibi bir sesle nefesim kesilerek ve mütevazı şekilde fısıldayarak şöyle mi demeliyim? Adil efendim, geçen çarşamba bana tükürdünüz, köpek dediniz ve bu incelikler karşılığında size borç para vereceğim. Ama beni aşağılamıştınız. Ve başka bir seferde gene köpek demiştiniz. Bunu unutmayın. Bunu siz dediniz. Ve sonra gelip benden borç para istemeye çalışıyorsunuz. Bu affedilir bir şey değil. Ama bunu yapacağım ben. Size bunu tekrar söyleyebilirim. Tekrar tükürebilirim. Bize borç vereceksiniz. Bunu dostlarınıza vermeyin. Ne zamandan beri dostluk dostlarından kısır bir metal için para alıyor? He? Parayı düşmanınıza verin. Adam bozuksa cezanızla daha kolay yüzleşebilirsiniz. Neden kasırga gibisiniz? Sizinle dost olabilirdim.
sevginizi kazanabilirdim. Beni utandırdığınız durumu unutun. Armağanınızı bir kez sunun ve param için faizi almayayım. Ve beni duymayacaksınız. Bu adil bir öneri. Sizce de öyle değil mi? Bu adil bir öneri. Bu onun inceliği. Hayır. Bu inceliği göstereyim. Benimle notere gelin. Notere gelin ve orada tek bir senede mührünüzü basın ve bana söylenen günde, söylenen yerde ve belirttiğim şartlarda miktarın ya da miktarların ödemesi yapılmazsa faiz sizin aynı ağırlıktaki etiniz olsun. Keseyim ve alayım bedeninizden en çok istediğim yere. Bunu yapın. Bunu kabul ederseniz eğer beni mutlu edersiniz. Peki anlaştık. Size bu senedi vereceğim. Ve Yahudilerin çok ince olduklarını söyleyeceğim. Benim için böyle bir senet mühürlemeyeceksiniz. Bundan vazgeçmeyi tercih ederim. Sevgili dostum, sorun değil. Bir iki ay içinde bu senedin vadesi gelmeden tam bir ay önce bu senedin değerinin iki katı para bekliyorum. Bu Hristiyanlara inanamıyorum ben. Kendi inançları onlara başkalarının fikirlerinden şüphelenmeyi öğretir. Söyleyin bana. Zamanı geçirirse ne kazanacağım? İnsan eti pek saygıdeğer değildir. Koyun eti gibi karlı da değildir. Biftek ya da keçi eti gibi. Ona bir iyilik yapıyorum. Bu dostluğu sağlamlaştırıyorum. Bunu kabul ediyorsanız benim için tamam. Ve bütün sevgimle size yakarıyorum. Senedi mühürlemeyin sakın. Bu zararlı olabilir. Hem benim için hem sizin için. Şalok, bu senedi mühürleyeceğim. Tenimin rengi yüzünden lütfen beni sevmemezlik etmeyin. Güneşin gölgesinde hepimiz biriz ve komşuyuz. Yalla, yalla. Bana kuzeydeki en adil yaratığı getirin. Güneşin sıcaklığı altında onu görelim. Ve sevginiz için kendimizi keselim. Hangimizin kanının daha kırmızı olduğunu görelim. Onunki mi yoksa benimki mi? Lady. Bu dediklerim, bu yönüm her yiğidi korkutur. Evet, sevgimle, yemin ederim, en itibarlı bakirelerimiz bile sevdi. Bunu değiştiremem. Ama fikirlerinizi değiştirebilirim sevgili kraliçem. Seçme vakti geldiğinde bakire gözlerle yönetilmem. Kaderimin piyangosu gönüllü bir seçim yapmama mani olur. Ama eğer babam bana mani olmamış olsaydı ve size bahsettiğim oyunuyla eşimi o belirlemiyor olsaydı, siz asil prens, inanın bana, kimsenin etkilemediği kadar beni etkilediniz. Bunun için bile size teşekkür ediyorum. Yalvarıyorum size, beni kutulara götürün, şansımı deneyeyim. Ha? Evet, yakında kalkacağız. Evet. Sana yalvarıyorum Leonardo. Bu şeyler satın alındı ve düzenli bir şekilde getirildi. Acele gönderilmeli. Bu gece en sevdiğim tanıdıklarıma ziyafet vereceğim. Yemek en geç 9'a kadar hazırlansın. Bu mektupları postalayın ve bunu yaparken mutlaka üniformalarınızı giyin. Tamam mı?
Vicdanım efendim olan bu Yahudi'den kaçmayı yasaklıyor. Efendi, Yahudi'ye nereden gidilir? Beni tanımıyor musun peder? Tanrım, ne kadar değişmişsin. Sen ve efendiniz bunları kabul edin. Efendiye bir armağan getirdim. Hizmetinize devam edin baba. Geldiğinize sevindim. Armağanınızı lütfen Bassanyo'ya verin. Kesinlikle bunun karşılığını verecektir. Bassanyo! Graziano. Sizin için bir elbisem var. Onu ele geçirmişsindir. Beni yok saymamalısınız. Sizinle Belmont'a gitmeliyim. Öyleyse gitmelisiniz. Ama bakın Graziano, çok vahşi, çok kabasınız. Kaba konuşuyorsunuz. İşler yeterince iyi gidiyor ve... Bu gözler görüntülerimizi yanlış görmüyor. Siz bilmeksizin fazla özgür... davranıyorsunuz. Özgürlük gösteriyorsunuz. Beni dinleyin. Ruhunuz mütevazılığı aşarak dürüstlüğü sulandırıyor. Vahşi tavırlarınıza gelince onlar gittiğimiz yerde tamamen yanlış olabilir. Ve umudumu kaybettirebilir. Senyor Bassanyo, beni dinleyin. Eğer istersem dediğiniz gibi saygıdeğer biri olabilirim. Vahşi tavırlarımıza gelince başıma şapkamı takarım ve kibar davranırım. Bana daha fazla güvenemezsiniz. Orada göreceğiz. Bu gece gemide olacağım. Bu gece bunu yapmamı engelleyemeyeceksiniz. Tanrı sizi kutsasın. Senyor Bassanyo. Çok teşekkür ederim. Bana bir şey mi getirdiniz? Bu oğlum efendim. Zavallı oğlum. Zavallı oğlan değil efendim. Zengin Yahudi, babamın belirteceği gibi. Ne tarafa hizmet edeceğini pek bilmiyor efendim. Evet efendim, Yahudi'ye hizmet ettiğim süre boyunca babamın belirteceği gibi bir arzum vardı. Aslında gerçek şu ki babam yaşlı bir adam olarak sizi güvenen ve sizin için... Sizin onurunuza ve dileğim şudur ki bunları sizin... Açıkçası bu benim için çok önemli. Büyüklüğünüz bu yaşlı dürüst adam tarafından biliniyor. Yaşlı ve yoksul adam babam. Biriniz konuşun, nedir? Size hizmet etmek efendim. Bu çok önemli bir mesele efendim. Eğer bu yaşlı Yahudi yerine bu yoksul beyefendinin yandaşı olmaksa dileğinize kavuştuğunuzu söyleyebilirim. Sözünüz ben ve Yahudi efendimin bağını kopardı efendim. Siz Tanrı'nın zerafetini taşıyorsunuz efendim. Güzel konuştunuz. Ona bir üniforma verin, giyindiğinden daha iyi olsun. Babamı bıraktığınız için üzüldüm. Bu ev bir cehennem ve evliliğinizle ilgili problemler sizi usandırdı. Lancelot, söyleyin bana, Lorenzo'yu görecek misiniz? Benim için bir şey yapın. Ona bu mektubu verin. Bunu gizlice yapın. Çok güzel. Babamın beni sizinle konuşurken görmesini istemem. Siz, şunu söylemeliyim ki en güzel ve
en tatlı Yahudisiniz. Ah Lorenzo. Size söz veririm. Buna son vereceğim. Bir Hristiyan ve sizin sevgili karınız olacağım. Jessica! Göreceksiniz. Gözleriniz Shylock ve Bassanio'nun farkına tanık olacak. Onunla benimle ettiğiniz kadar rahat etmeyeceksiniz. Uyuyup horlayamayacaksınız. Onunla olmaz. Bunu aklınızdan çıkarın. Jessica diyorum! Jessica! Çağırmanızı kim istedi? Çağırmanızı istemedim. Söylenenden başkasını yapmamamı söylerdiniz. Ha. Beni mi çağırdınız? Arzunuz nedir? Çok yorgunum Jessica. İşte anahtarlarım. Öyleyse gitmeliyim. Ve sevgi istememeliyim. Beni şımartıyorsun. Yine de gidip Hristiyanları beslemeliyim. Jessica kızım, evime iyi bak. Gitmek zorundayım. Düşmanlarım var, para bankaları hayali kurduğum için. Bu düşmanla mücadele etmeliyim. Merak etmeyin, gidin efendim. Efendim siteminizi bekliyor. Ben de onunkini. Ve bir komplo kurdular. Bir maske göreceğinizi söylemiyorum ama görürseniz bunu söylediğimi sakın ama sakın unutmayın efendim. Sabah saat 6'da. Maskeleri nedir? Dinle beni Jessica. Pencereden başını uzatma. Hristiyan budalaları izlemek için sokağa çıkma sakın. Ortada görünme. Sarhoş seslerin ayık evime girmesine izin verme. Yakub'a yemin ederim ki bu gece hiç halim yok ama yine de gideceğim. Hemen gidip geleceğimi söyleyin onlara. Gidiyorum efendim. Efendim, pencereden bakın. Yahudi işareti olan bir Hristiyan gemisiyle gelecekler. Bu budala ne diyor? Çenesini neden açıp kapatıyor? He? Bana elveda hanımefendi dedi. Başka bir şey yok. Budala çok kibar. Ama gün boyunca bir kediden fazla uyuduğu için kârıma engel oluyor. Bu yüzden ondan ayrılıyorum. Evet. Jessica içeri gir. Muhtemelen hemen dönerim. Dediğimi yap. Eğer talihim lanetlenmişse, kızını kaybeden bir babam var. Doğru olanı seçtiğimi nereden bileceğim? Birinde benim resmim var. Onu seçerseniz tamamen sizinim. Tanrı karar vermeme yardım etsin.
Çekilin. Bırakın bakalım. Beni seçen sahip olduğu her şeyi riske atar. Ne için riske atar? Tahta için mi? Tahta için risk mi? Bu kutu dostlarım tehdit ediyor. Umudunu buna bağlayanın başka şansı yok demektir. Altın bir akıl bunu yapmaz, öyle değil mi? Her şeyimi bir tahta için riske atmayacağım, değil mi? Şimdi de gümüş ne diyormuş bir bakalım. Beni seçen hak ettiğini kazanır diyor. Fas prensine bunu mu söylüyor? Hı? Şeytani bir el gibi. Ha? Hem onu hak ediyorum, hem serveti, hem lütfu, hem savaşı. Peki ya bu kutuyu seçersem? Beni seçen birçok erkeğin arzuladığına kavuşur. Ne? Bu o işte. Bütün dünya onu arzuluyor. Dünyanın her yerinden onu öpmek için geliyorlar. Bu fani kadını. Bana anahtarı verin. Evet, bunu seçtim. Ve yanıma gelin. Ah, açın prens. Resmim içindeyse ben sizinim. Lanet olsun. Bu da ne böyle? Her parlayan şey altın değildir. Sanırım bu sözü duymuşsunuzdur. Koyun sürüsüdür bunu düşünen. Öyleyse davanız bitmiştir. İşte servetim Shylock. Teşekkür ederim. Bana itibar kazandırdınız. Antonio şerefine. Eğer kader adilse, bu yazdığım beyaz kağıttan da beyaz elleriniz var. Demek sizi seviyor. Bana şarap verin. Lorenzo'nun çıkmak istediği çatı işte burası. Vakti neredeyse doldu. Aşıklar için olan saatten fazla kalırsa 12'den önce kaçması gerekir. Her zaman doğru. Kim bir ziyafetten oraya oturduğuna eş iştahla kalkar ki? Dostlarımız geciktiğimizi düşünecek. Hey! Orada kim var? Kimsiniz? Beni seven kişi siz misiniz? Söyleyin bana hemen. Lorenzo. Ve seviyorum. Lorenzo tabii, ve ben de seviyorum. Çok sevdiğim erkek.
Ve senin olduğumu senden başka bilen kim? Dostlarımın da buna tanık olmalarını istedim. İşte çantayı yakaladım. Hayır. Bu acıya değer. Bu gece çok mutluyum. Kılığımdan çok utansam da aşkın gözü kördür. Ve aşıklar ne budalalıklar yaptıklarını göremez. Görselerdi kendimi bir erkek çocuğuna çevirdiğimi görünce yüzleri kızarırdı. İnin. Benim meşale taşıyıcım olacaksınız. Neden bu bir keşif aşkım? Ve tanınmamalıyım. Ne kadar tatlısınız. Küçük bir oğlan kılığında bile. Ama gelin. Bu gece kaçabiliriz. Birkaç sikke daha alıp hemen yanınıza geleceğim. Bana mı söylüyorsunuz? Onu seviyorum. Bütün kalbimle. O çok akıllı tabii, onu yargılamaya hakkım varsa. Ve çok adil. Buna ben karar verebilirsem. Ve samimi ve kendini kanıtladı. Bu yüzden onu seviyorum. Akıllı, adil ve samimi. Sadık ruhumda yerleşmesini istiyorum. Hayır! Kim var orada? Señor Antonio. Evet, evet Graciano. Saat 10. Dostlarınız sizi bekliyor. Maskenizi çıkarın. Rüzgar birazdan başlar. Bassanio biraz sonra gelir. Sizi aramak için tam 20 adam yok. Jessica! 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 Çabuk dönmeye çalışacağım. Benim hatırıma acele etmeyin Bassanio, ama zaman el verdiğince kalın. Yahudinin bize mühürlettiği senet aşkla dolu aklınıza girmesin. Hadi gidiyoruz! Evlenin ve güçlü duygularınızı unutmayın. O bayanın ne kadar adil olduğunu unutmayın ve ona iltifatlar edin lütfen. Yukarı! Çek! 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 Hiç bu kadar karmaşık, garip, hoş ve değişken bir tutku duymadım. Siz sokaklarda konuşanlar, kızım, tüm sikkelerim, kızım. Yahudi Bassanio'nun gemisini aramaya çıkan dükü protesto etmiş. Çok geç gitmiş. Gemide kalkmış. Şimdi iyi Antonio'ya gününde parasını verecek. Ya da bunun hesabını ödeyecek. Aa, evet, hatırladım. Dün bir Fransız vardı. Yarısı Fransız, yarısı İngiliz olan küçük denizde ülkemizin gemilerinden birinin başarısızlığa uğradığını söyledi. O bana bunu söyleyince Antonio aklıma geldi. Umarım gemi onun değildir. Madam. Madam.
Madam. Madam. Çabuk, çabuk. Hanımefendi, Aragon prensi geldi ve seçimini yapmak istiyor. Müzik. Beni seçen sahip olduğu her şeyi riske atar. Daha adil görünüyorsunuz, yoksa riske atılırım. Altın kutu ne diyor? Ha. Bakalım. Beni seçen birçok erkeğin arzuladığına kavuşur. Birçok erkeğin arzuladığını seçmeyeceğim. Çünkü sıradan insanlar gibi atlamam. Beni o sınıfa koyamazsınız. Beni seçen hak ettiği şeyi kazanır. Hakka nerede? Ben bunu istiyorum. Bunun anahtarını verin. Ve sanıyorum ki talihim burada saklı. Orada bulacağınız şey sizi memnun etmeyecek. Ne var burada? Göz kırpan bir aptalın portresi. Bana aptal mı demek istiyor? Bir aptalın kafasından fazlasını hak etmiyor muyum? Ödülüm bu mu? Ben bunu hak etmiyorum. Saldırmak ve yargılamak karşıt doğalar ve farklı bakışlar demektir. Bir aptalın kafasıyla size geldim. Ama iki taneyle geri dönüyorum. Yeminim bakması benimle. Antonio'nun gemisinin sığ sularda battığı söyleniyor. Sanırım kaybettim. Aa, merhaba Yahudi. Hey Yahudi, merhaba. Gelip bizimle eğlenmek ister misin? Hristiyaneti tatmak ister misin Yahudi? Haberler nedir? Hey, hadi gel yanımızda Yahudi. Hadi. Ne haber var Rialto? Henüz doğrulanmadı ama Antonio'nun bir gemi bularak Dardeniz'deki geminin enkazına yolladığı söyleniyor. Oraya iyiler kazanır diyorlar. Çok tehlikeli, sığ ve ölümcül bir yer. Birçok uzun geminin iskeletleri oraya gömülü durumda. Yani dediğin şey... Bu kayıplarının sonunu getirecek diyorum. Hmm.
Hayır, Shylock. Tacirlerden haberler nasıl? Yeğeniniz ve kızım kaçtı. Hiç iyi değil. Hiç de iyi değil. Ama Shylock, geminin teminatı var. Öyleyse ikisinin kaçmasının bununla ilgisi yok. Bunun cezasını mutlaka çekecek. Söyleyin bize. Antonio'nun kaybının ne kadar büyük olduğunu duydunuz mu? Bırakın senedine baksın. Bana gelen oydu. Bırakın senedine baksın. Hristiyan zarafetiyle borç alan oydu. Bırakın senedine baksın. Bırakın senedine baksın. Eminim ceza olarak onun etini almayacaksınız. Bu neye yarar ki? Oltaya yem oldu. Başka hiçbir şey beslemese de intikamımı besler. Beni aşağıladı. Tam yarım milyonuma engel oldu. Kayıplarıma güldü. Kazancımla alay etti. Irkımı küçümsedi. Anlaşmalarımın önüne geçti. Dostlarımı soğuttu, düşmanlarımı kızıştırdı. Sebebi neydi? Yahudi olmam. Yahudi gözlerim mi var? Yahudi ellerim mi var? Bedenim, boyum, duygularım, tutkularım, hislerim. Aynı yemekle besleniyoruz. Aynı silahlarla yaralanıyoruz. Aynı hastalıklara yakalanıyoruz. Aynı şekilde iyileşiyoruz. Hristiyanlarla aynı yaz ve kışta ısınıp üşüyoruz. Bizi keserseniz kanamaz mıyız? Şaka yaparsanız gülmez miyiz? Ve bize zarar verirseniz intikamımızı almaz mıyız? Siz ve diğerleri gibiysek, sizlere benziyorsak, bir Yahudi, bir Hristiyana haksızlık ederse eğer, cezası nedir? İntikam mı? Bir Hristiyan, bir Yahudiye haksızlık ederse, onun cezası ne olur? Hristiyan bir örnek verin. Hadi bir örnek verin bana. İntikam mı? Bana öğrettiğiniz alçaklığı göstereceğim. Sert olacak ama talimata uyacağım. Antonio şu an evinde. Onunla konuşmalıyız. Ah, merhaba Tuğba. Cenova'dan ne haber? Kızımı buldunuz mu? Hakkında söylenenleri duydum. Ama onu bulamadım. İşte. Bir elmas gitti. Bana Frankfurt'ta 2000 sikkeye mal oldu. Lanet şimdiye dek ulusumuza bulaşmamıştı hiç. Bunu hiç hissetmedim. Şimdiye dek. Kızımın ölüsünü ve kulağındaki mücevheri ayaklarımda istiyorum. Onlardan haber yok mu? Kayıp üstüne kayıp. Hırsız çok şey yaptı ve hırsızı bulmak için çok şey yapmak gerek. Tatmini de yok. Tatmini yok. İntikamı da. Hiçbir şans görünmüyor ama omuzumda bir yük var. Hiç görüntü yok ama kanıyorum burada. Gözyaşı yok ama ağlıyorum. Evet. Diğer adamların da kötü şansı var. Cenova'da duyduklarıma göre Antonio... Ne? Söyle. Kötü şans.
Trablus'tan gelen bir gemi kıyıya vurmuş. Oh, Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Cenova'da ne duydunuz? Ne? Duyduklarıma göre kızınız Cenova'da bir gece kalmış ve bir sürü sikke harcamış. Beni hançerleyin. Bir daha asla altınlarımı göremeyeceğim. Bütün sikkeler gitti. Bütün sikkeler gitti. Gitti hepsi. Benimle birlikte Antonio'nun birçok alacaklısı geldi. Venedik'e. Bu da onun bittiğini gösteriyor. Buna çok sevindim. Oyunumu oynayacağım. Onu cezalandıracağım. Buna çok sevindim. Birisi bana bir maymuna karşılık kızınızdan aldığı yüzüğü gösterdi. Onun kalbini sökeceğim. Herkes bana işkence yapıyor. Bu mu benim talihim? Onu annesi vermişti. Ben bekarken onu asla vermezdim. Bir maymun sürüsü için bile. Ama Antonio kesinlikle bitti. Bu doğru. Tuba, gidin ve bana bir memur bulun. Onunla konuşmalıyız. Ödeyemezse Antonio'nun kalbini sökeceğim. Gidin Tuba, sinagoga getirin. Madam, kapınıza bir ışık var. Kendini tanrısına kanıtlamak isteyen genç bir Venedikli efendim. Aşkım bu kadar aydınlık. Bir elçisini hiç görmemiştim. Bir Nisan günü yazın ne kadar yakın olduğunu söylemek için böyle güzel gelmemişti. Ah, o tanrısından bile önde gidiyor. Susun, size yalvarırım. Bir erkek hakkında böyle konuşmanız o erkekten korkmama neden oluyor. Gel. Gel Nerissa. Çünkü bu konuşma aldanmama neden olabilir. Hadi gel. Bassanio, aşk tanrısı sizinle olsun. Bana bir şeyler söylüyor. Ama bu aşk değil. Sizi kaybetmeyeceğim. Siz nasıl olur da bu kadar gecikirsiniz? Şimdi bulunmadan önce bir iki ay sizi burada tutacağım. Doğru olanı seçmenizi nasıl sağlayabilirim? Ama o zaman kuralı çiğnemiş olurum. Bunu asla yapamam. Hayır, bunu yapamam. O zaman beni kaçırırsınız. Ama bunu istiyorsam kuralı çiğnemek zorunda mıyım? Gözlerime bakmayın. Bakışlarınız beni benden alıyor. Bir yarım sizin. Diğer yarım da sizin. Tüm varlığımın sizin olmasını istiyorum. Ah, tamamen sizin. Seçmeme izin verin.
Sizin için bu kıyıya geldim. Bu kıyıya mı Basanyo? Öyleyse bana aşkınızın nedenini itiraf edin. Hiçbir şey. Sadece güvensizliğin çirkin ihaneti. Bu korku aşkımın keyfini çıkarmama engel oluyor. Ama korkarım bunları söylemeniz için. Sizi hiç kimse zorlamadı. Bana hayatı vaat edin. Ben de gerçeği itiraf edeyim. Öyleyse itiraf edin. Ve yaşayın. İtiraf ve aşk. Bu itirafımın özeti olabilir. Ama kaderime ve kutulara beni mutlaka götürün. Öyleyse tamam. Onlardan birinde kilitliyim. Böyle süslere aldanıyor. Böyle yozlaşmış bir aşk olabilir mi dersiniz? Hoş bir sesle süslenmiş olan şeytanın görüntüsünü gizler her zaman. Dinde hangi lanetli çağ bunu kutsar ve bir metinle kanıtlar? Adaletin gücünü gizler sizce. Süs. Şu güzelliğe bakın. Ve bu malın ağırlınca değerini görün. Öyleyse seni seçiyorum. Baştan çıkarıcı altın. İnsanları birbirine düşüren ve savaşlar başlatan seni seçiyorum. Ama sen sade tahta vaat etmekten çok tehdit eden sönüklüğün beni o kadar çok cezbediyor ki. Mücevherden daha fazla. İşte bunu seçiyorum. Sonucun neşe olsun. Ah Tanrım, lütfen bulsun. Beni kutsadıysan doğru olanı bulmuş olsun. Çektiğim bu korkuyu artık azalt lütfen. Burada ne görüyorum? Adil Porsche'nin korkusunu. Hey! Bir varlık ancak bu kadar güzel olabilir. Gözlere bakın, duygularımı nasıl da yansıtıyorlar. Ama bu gerçek gözlere nasıl aşık olunmaz? Bakın, babanız bu övgüleri yapmam için neler hazırlamış bana. Bu resim sadece bir gölge gibi. Arkada ve ölü. İşte mektup.
talimin kısa bir özeti. Siz görüşünüzde seçmediniz. Şans adildir ve seçim doğru. Bu talih size geldiğine göre hoşnut olun ve yenisini aramayın. Eğer buna memnunsanız, talihinizi ve mutluluğunuzu koruyun. Eşinize dönün ve ona sevgi dolu, içten bir öpücük vermelisiniz. Bir beyefendinin yazısı. Lady'im, izin verirseniz notun dediğini yapmalıyım. Vereyim. Ve alayım. Böyle büyük bir ödül herkesin gözlerini kamaştırmaz mı dersiniz? Herkes alkışlasın, tüm evren haykırsın. Ama ruhum hala şüphe içinde kalacak. Bu söz sizin tarafınızdan imzalanıp onaylanana dek. Lütfen bu derin acıyı bana yaşatmayın, neydim. Beni görüyorsunuz Lord Bassanio. Olduğum yerdeyim. Kendim için bundan daha iyisini dileyecek kadar hırslı da değilim. Sizin için bin kere daha güçlü olabilirim. Bin kere daha adil. 10.000 kere daha zengin. Sizinle erdemleri paylaşmak istiyorum. Güzellikleri, yaşamı ve dostları. Bu yeter. Ama kötü yönlerim de var. Çok fazla değiller. İsterseniz gidebilirsiniz. Tenezzül etmeyebilirsiniz. Henüz yaşlanmamış olması mutluluk verici. Çünkü öğrenebilir. Ekmek yapmayı bile bilmez. Ama öğrenebilir. En mutluluk verici olan da narin ruhu, kendini sizin yönetiminize adamış. Onun yöneticisi olarak, lordu olarak, kralı olarak. Bu ev, bu uşaklar, gördüğünüz her şey sizin. Ve ben sizinim lordum. Onları bu yüzükle veriyorum. Ondan ayrı kalırsanız, kaybederseniz ya da birine verirseniz, bu aşkınızın sonu olur. Ve bana size karşı çıkma hakkını vermiş olursunuz. Madam, bana mutluluk verdiniz. Hem de çok büyük bir mutluluk. Damarlarımdaki kan sizinle konuşuyor ve gücümde bir karışıklık var. Ama bu yüzük bu parmaktan çıktığında canım da çıkmış demektir. Öyleyse Bassanio ölmüş demektir. Lordum Bassanio ve tatlı Lady'im, dilediğiniz sevince kavuştuğunuzu umuyorum. Ve inancınız kutsandığında
Size yalvarırım. O anda bile ben de evlenmek istiyorum. Tüm kalbimle. Bir eş bulabilirsiniz. Teşekkür ederim lordum. Buldum bile. Benim gözlerim de sizinkiler kadar hızlı. Bu hanımı görüyorsunuz. Onu eşim olarak seçiyorum. Bu doğru mu Nerissa? Madam. Evet doğru. Ve buna inanıyor musunuz Graciano? Evet tabii. İnanıyorum lordum. Ziyafetimiz evliliğinizle daha da fazla onurlanacak. Bunun için ortaya 1000 sikke koymuştuk. Bunu sikkeler için mi yaptınız? Hayır. Müsabakayı ortaya para koyarak asla kazanamayız. Orada! 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 Bakın kim geliyor. Elinizdeki kağıtta kötü bir şey mi yazıyor lordum? Basanyo'nun yanağındaki rengi çalmış. Dünyada hiçbir şey metin bir erkeğin bünyesine zarar vermemeli. Neydi? Ne zamandı? Söyleyin Basanyo. Benim bir yarım sizin. Ve bu mektubun getirdiklerinin de yarısı benimdir. Söyleyin. Ah tatlı Porsche. Okuduklarımı bir bilseniz o kadar kötüler ki. Tatlılıydım. Aşkımı size ilk açıkladığımda sahip olduğum her şeyi size kendi isteğimle söyledim. Bir beyefendiydim ve size doğruyu söyledim neydim. Hiçbir şeyim yoktu. Ne kadar kötü hissettiğimi bilemezsiniz. Size mevkimin bir hiç olduğunu, hatta içten de kötü olduğunu söylemeliydim. Bunun için ben de iyi bir dostumdan yardım aldım. İyi dostum da düşmanından yardım aldı. Sadece amacıma ulaşmam için. Mektup buradaydı. Bu kağıt dostumun bedeni ve her harf benim kanımla yazılmış durumda. Ama bu doğru mu Salario? Bütün girişimleri sonuçsuz mu kaldı yani? Biri bile mi başarılı olamadı? Hiçbiri lordum. Ayrıca Yahudi'ye ödeyecek parası olsa da bunu kabul etmez. Adaleti engellediklerini söylemek için her sabah dükü ziyaret ediyor. 20 tacir ve dük en büyük limanın muhteşemleri onu ikna etmeye çalıştı. Ama hiçbiri onu bu kıskanç cezayı, adaleti ve seneti uygulamaktan alıkoyamadı. Ben de yanındaydım. Onun Tubal ve hemşerisi Kaş'a yemin ettiğini duydum. Antonio'nun etini ona borç verdiği paranın tam 20 katına tercih edermiş. Ve biliyorum ki lordum, eğer otorite, güç ve yasa onu engellemezse, zavallı Antonio için her şey zor olacak. Öyleyse sevgili dostunuzun başı dertli. O benim en iyi dostum. Ne kadar borç aldı? Benim için 3000 sikke. Bu kadar mı? 6000 verin ve senedi alın. 6000'i 2 ile ve 3 ile çarpın. Bunu dostunuzun başını kaybetmeden yapın. Basanyo için. Dostunuzun mektubunu okuyun bana. Tatlı Basanyo, gemilerim battı. Alacaklılarım acımasızlaştı.
Durum çok kötü. Yahudi'ye senedimi ödeyecek olursam yaşamam mümkün değil. Bunu ikimiz de biliyoruz. Sizi ölüm günümde yanımda görmek isterim. Ne olursa olsun zevkinizi bırakmayın lütfen. Eğer aşk gelmenize mani olursa mektubumda olmasın. Ah. Öyleyse bütün işlerinizi bırakıp gidiyorsunuz. Ama önce benimle kiliseye gelin ve eşim olun. Sonra Venedik'e dostunuzun yanına gidin. Oraya gitmezseniz ruhunuz huzur bulamayacak. Bu borcun 20 katını ödemelisiniz. Ödendiğinde gerçek dostunuzu da buraya getirin. Bu arada ben ve Nerissa bakire dullar gibi sizi bekleyeceğiz. Çabuk gelin. Dostunuzu kurtarın. Ve beklediğimizi bilin. Abi ona bakın. Bana merhametten bahsetmeyin. Bu borç verdiğim paranın karşılığı. Bunu o da çok iyi biliyor. Gene de beni dinleyin Sherlock. Senedimi alacağım. Senedime aykırı konuşmam. Senedimi alacağıma yemin ettim. Siz bana köpek dediniz. Nedeni olmaksızın. Ama bir köpek olduğuma göre siz de yemeğimsiniz. Dük bana adaleti bahşedecek. Sizlerin de onun isteğiyle buraya gelmeye meraklı olmanızı anlamıyorum. Neden geldiniz? Size yalvarırım beni dinleyin. Senedimi alacağım. Sizi dinlemeyeceğim. Senedimi alacağım. Bu yüzden daha fazla konuşmayın. Bu Hristiyan adamla el sıkışacak kadar yumuşak başlı biri değilim. Daha fazla konuşmayacağım. Senedimi alacağım. Senedimi alacağım çünkü bu benim hakkım. Hakkım olduğunu biliyorsunuz. Bu hayatımda gördüğüm en zalim adam. Bırak onu. Başka bir şey söylemeyecek. İş bitti. Hayatımı istiyor. Sebebini iyi biliyorum. Dük'ün buna asla izin vermeyeceğine eminim. Dük Venedik'in en garip taciri için yasaları inkar edemez. Bunu yaparsa şehrin adaleti zarar görmüş olur. Bu yüzden gidin. Durmayın, gidin. Ah, bu keder ve kayıplar beni o kadar zayıflattı ki. Yarın alacaklıma verecek eti bulmam kolay olmayacak. Tanrı'ya dua ediyorum Bassanio gelip borcunu ödesin. Gerisi önemli değil. Madam, bu onuru kime göstereceğinizi bilseniz, ne kadar doğru beyefendileri gönderdiğinizi bilseniz, kocanız lordumun ne kadar iyi biri olduğunu bilseniz, bununla gurur duyacağınıza eminim. Ben doğru olanı yaptığım için hiç pişman olmadım, şimdi de olmayacağım. Zaman geçirdiğiniz ve sohbet ettiğiniz samimi dostlar için her şey yapılmalıdır. Bu da bana Antonio'nun, lordumun samimi dostu olarak lorduma benzediğini düşündürüyor. Bunun için ödediğim bedel o kadar düşük ki, acımasızlığın böyle bir ruhu öldürmesine asla izin vermeyeceğim. Bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ve başka şeyler de var. Lorenzo, evimin yönetimini sizin ellerinize veriyorum. Lordum dönünceye kadar bu evin yönetimi size ait. Kendi payıma ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Dua edeceğim ve düşüncelere dalacağım. Kocam ve lordlar gelinceye kadar. Madam, bana güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz.
Bunu uzun zamandır biliyordum. Gidin. Padova'ya gidin. Bu mektubu kuzenime verin. Yaşlı Belarmi'ye. Gidin. Öyle değil mi kuzen Belario? Görüyor musun Jessica? Bak, cennet parlak altınlarını nasıl da üzerimize sermiş. O tutamayacağımız kadar küçük bir yörüngede bile olsa hareketi melek şarkıları gibi değil mi? Böyle bir uyum ölümsüz ruhlarda olur. Ama çürümenin çamurlu suları bir yandan bizim çok yakınımızda. Duyamıyoruz. Müzikte asla çok iyi olmadım. Nedeni ruhunun izleyici olması. İçinde müzik olmayan adam, tatlı ezgilerden etkilenmeyen adam ihanetlere, taktiklere ve ganimetlere uykundur. Ruhunun hareketleri gece kadar donuktur ve sevgisi karanlıktır. Böylelerine güvenilmez. Müziği dinle. Kocalarımızı düşündüklerinden daha erken göreceğiz. Onlar bizi görecek mi? Görecekler Nerissa. Ama olmadığımızı düşündükleri için bizi hiç tanımayacakları bir kılıkta. Seninle her türlü bahsedilirim. İkimiz de harika iki genç erkek olacağız. En güzel ikili olacağımızı kanıtlayacağım. Ne olacak? Ne olacak acaba? Bence öldürülür. Sizce? Evet. Biriniz gidip Yahudi mahkemeye çağırın. Pis Yahudi! Mahkeme soymuşları yağmıyor! Evet, getirin, önümüzde dursun. Artık doğru karar verin! Öldürün şu lanet Yahudi! Evet! Git buradan! Geldi doğru. İstemiyoruz! İstemiyoruz! Yahudileri burada istemiyoruz! Shylock, dünyada ben de bundan vazgeçeceğinizi düşünüyoruz. Ve bu cezada tuhaf bir yan var. Sizin acımasızlığınızdan da garip bir yan. Ne diyorsunuz Yahudi? Hepimiz hoş bir cevap bekliyoruz. Lütfunuzun amacıma uygun olduğunu öğrendim. Ve kutsal şabatımızda senedimin karşılığını alacağıma yemin ettim. Bunu yok sayarsanız şehrinizin özgürlüğüne karşı tehlike fermanı çıkarmış olursunuz. Bana neden sikke yerine insan eti istediğimi soracaksanız buna cevap vermeyeceğim. Ama bu benim insanlığım diyelim. Cevaplandı mı? Bir fare evime girerse ne olur ha? Ben söyleyeyim, onun öldürülmesi için 10.000 sikke vermeye hazır olurum. Evet. Cevaplandı mı sorunuz? Bazıları domuz sevmezler. Bazıları kedi. Ve bazıları da karga sesine dayanamazlar. Ama sevgi için tutku ustası bile sevdiği şeylerden etkilenir. Cevabınıza gelince onun domuza tahammül edememesinin mantıklı bir nedeni yoksa onun zararsız bir kediye, onun kargaya, onlara hoş gelmemesinin bir nedeni olmak zorunda değilse eğer ben de bunu cevaplamayabilirim ve cevaplamayacağım da ve benim de Antonia'ya bu davayı açmamın bir nedeni olmayabilir. Cevaplandı mı sorunuz?
Cevabım bu kadar çünkü. Başka bir cevap yok. Beklemeyin benden. Cevaplandı mı? Hayır. Bu bir cevap değil. Hayır. İstemiyoruz. Bu bir cevap değil. Hayır. Defolun. Hadi. Hayır. Hiçbir şey ama... Hiçbir şey acımasızlığın mazereti olamaz. Cevaplarımla sizi memnun etmek zorunda değilim bayım. Herkes sevmediği şeyi öldürmeli mi? Herkes öldüremediğinden nefret mi etmeli? Her hakaret nefret değildir. Sizi iki kez sokan bir yılanı yaşatır mısınız? Size yalvarıyorum. Şu soruyu düşünün Yahudi. Kumsalda oturup gelgit yüzünden sel olmaması için yakarabilirdim. Ayrıca size neden acı çektirdiği konusunda Tanrı'yı da sorgulayabilirdim. Onun Yahudi kalbinden daha sert bir kalbi yumuşatmak için sizler de bir şeyler yapın. Bu yüzden size yalvarıyorum. Artık başka öneride bulunmayın. Daha fazla zorlamayın. Adil ve saf bir şekilde bu adamın istediği şeyi yapın. Lütfen. Hayır. Onun borcu 3000 sikkeydi. Burada 6000 var. Altı bin sikkedeki her sikke 6 parça ve her parça bir sikke olsa da kabul etmezdim. Senedimi alırdım. Bu benim hakkım. Senedimi alırdım. Peki hiç merhamet etmedin mi? Benden nasıl merhamet beklersiniz? Hangi yargının yanlış yapmamasından korkmalıyım söyleyin. Aranızda birçok köle sahibi var. Onlara malları ve köpekleri gibi davranan, onları bir nesne gibi kullanıyorsunuz. Çünkü onları satın aldınız. Size onları özgür bırakın diyebilir miyim ben? Onları çocuklarınızla evlendirin diyebilir miyim? Neden yük altında terliyorlar? Onlara kendinizinki kadar yumuşak yataklar verin. Onlara kendi yemeklerinizden verin. Köleler bizim diyeceksiniz. Ben de size cevap veriyorum. Ondan istediğim et kesinlikle satın alındı. O benim. Ve onu alacağım. Beni yok sayarsanız kendi senetlerinize yakın derim. Venedik'te böyle bir güç yok ama ben adalet istiyorum. Adalet istiyorum, cevap verin. Alacak mıyım? Hakkımı verin. Sessizlik. Mahkeme dağılmıştır. Helal yok. Bunu çözmek üzere görevlendirdiğim doktor bugün buraya gelmedi. Lordum, mektubunu Perugia'dan gelen bir doktorla iletti. Perugia'dan mı yoksa Bellario'dan mı geliyorsun? İkisinden de lordum. Bellario saygılarını gönderdi. Neden doğrudan hançerinizi çıkarmıyorsunuz? Şuradaki müflise cezasını verin. Bunu yapamazsınız. Sizlerin hiçbiri buna engel olamazsınız. Köpeksin. Sen lanet bir köpeksin. Sakın bunun için adaleti suçlama. Senedimden bu mührü sökebilir misiniz? Zararımı tazmin edeceğim. Adalet için buradayım. Adalet için buradayım. Adalet istiyorum. Hakkımı istiyorum sizlerden. Adalet.
Adalet için buradayım. Sessizlik, sessizlik. Bu mektup mahkememize genç ve yetenekli bir doktor gönderildiğini söylüyor. Nerede o? İçeri girmek için sizin izninizi bekliyor efendim. Gidin ve ona izin verdiğimi söyleyin. Bu arada mahkeme Belario'nun mektubunu dinleyecek. Mektubunuzu aldığımda çok hastaydım. Ulak geldiğinde yanımda Baltazar adında Romalı genç bir doktor vardı. Benim isteğimle yerimi alması için oraya geldi. Genç yaşının buna mani olmayacağını umuyorum. Onu yüksek kabulünüze sunuyorum. Evet, Belario'nun yazdıklarını duydunuz. Evet, işte doktor da geldi. Hoş geldiniz. Yerinizi alın. Mahkemedeki durumdan haberdar mısınız? Davadan tamamen haberdarım. Tacir ve Yahudi kimler? Antonio ve Shylock. Öne çıkın. İsminiz Shylock mu? Shylock. Benim ismim. Bu açmış olduğunuz çok garip bir dava. Yine de Venedik yasaları yürütmeye engel olamaz. Güçlü olan o değil mi? Evet efendim, öyle. Senedi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Öyleyse Yahudi merhametli olmalı. Hangi nedenden dolayı? Söyleyin. Söyleyin bana. Merhametin niteliği zarar vermemektir. Zarar vermemektir. Yukarıdaki cennette merhamet vardır. Onu alan ve veren iki kat kutsanmıştır. En güçlü olan bile tahtı için merhamet etmez. Bunu yapan geçici gücü gösterir. Bütün majestelerin niteliği budur. Ama krallar bile korkar. Merhamet bütün bunlardan çok daha değerlidir. Ve merhamet kralların kalbinden doğmaz. Merhamet Tanrı'nın kendi niteliğidir. Ve dünyevi güç merhamet adaleti beslediğinde yok olur. Bu yüzden Yahudi, adalete destek ol. Bunu iyi düşün. İş ilahi adalete gelince hiçbirimiz kurtulamayız. Merhamet için dua ediyoruz. Aynı dua hepimize merhamet sunmayı da öğretmiştir. İçinizdeki merhameti uyandırmak için bunları söyledim. Onu izlerseniz Venedik'in değişmez mahkemesi oradaki tacire cezasını verir. İlançlarım başımın üstünde. Adalet için can atıyorum. Senedimin tazmini ve cezası için. Parayı verebilecek durumda mı? Evet, işte. Hem de borcunun iki katı. Bu yetmiyorsa on katını ya da 20 katını da ödeyebilirim. Gerekirse elimi, boynumu, kalbimi. Bu da yetmiyorsa bu kötülüğün gerçeği görmesini sağlayacağım. Burada hata yapıyorsunuz efendim. Yetkinizi kullanıp bu şeytani isteğin gerçekleşmesine izin vermemelisiniz. Bu olamaz. Venedik'te yasaların üstünde hiçbir güç yok. Bu şehrin adaletinde kara bir leke gibi kalır. Bu olamaz. Doğru. Hüküm verilsin. Hakkımı istiyorum. Doğru değil. Bilge genç yargıç, sizi nasıl şereflendirebilirim? Senede bakmama izin verin. Tabii ki efendim, işte. Buyurun.
Sherlock. Burada borcun iki katı var. Bir not. Bir not. Cennette bir notum var. Ruhumu satmalı mıyım? Hayır. Hayır. Venedik için olmaz. Senedin cezasını verin. Yasal olarak şu anda onun etini istiyorsunuz. Tacirin kalbinin en yakınından kesilecek şekilde. Merhametli olun. Burada iki katı var. Senedi yırtmamı isteyin. Kurallara uygun bir şekilde ödendiğinde. Tüm kalbimle mahkemeye yalvarıyorum. Cezamı verin. Tamam o zaman. Hançer için onun göğsünü hazırlayın. Ne asil bir hüküm. Harika bir genç adam. Yasalar cezanın infazını emrediyor. Borç senette yazıldığı şekilde ödenecek. Evet, bu çok doğru bilge yargıç. Göründüğünüzden ne kadar da yaşlısınız. Öyleyse göğsünü açın. Evet, göğsünü. Bunu yasa da söylüyor, bu asil yargıç da. Kalbinin en yakını. Aç. Çıkarın üstünüzü. Kesilen etin ağırlığını ölçmek için terazi var mı? Bende var işte. Bakın. İnfazı yapacak memur nerede Shiloh? Kanaması ölümcül olabilir biliyorsunuz. Ama senette öyle yazıyor. Öyle ifade edilmemiş. Bu ne demek? Yardım için yaptıklarınız çok iyi. Bulamadım. Senette yok. Siz tacir, söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok. Ben cezamı çekmeye hazırım. Elinize verin Bassanio. Ve iyi olun. Bunu sizin için yaptığıma üzülmeyin. Burada yaptığım şey bana onurlu bir yaşam sağlayacak. Ona Antonio'dan bahsedin. Ona sizi ne kadar sevdiğimi anlatın. Benimle ölene kadar konuşun. Ve öyküm anlatıldığında Bassanio hiç sevilmemiş mi karar versin. Dostunuzu kaybetmenize o neden olmadı. Ve borçlarınızı ödediğine pişman değil. Yahudinin daha fazla zarar vermemesi için hemen ödedim. Bütün kalbimle. Antonio. Artık evlendiğim bir karım var. Ve onu çok seviyorum. Hayatım kadar. Hayatım kadar. Karım da tüm dünyada sevginizin üstünde değil. Onların hepsini verebilirdim. Hepsini kurban edebilirdim. Burada, bu şeytana hepsini feda ederdim. Sizin hayatınız için. Sevdiğim bir karım var. Onu cennete gönderebilirdim. Bu lanetli Yahudi'yi değiştirecek gücü dilemesi için. Bir kızım vardı. Bir Hristiyandansa herhangi bir hayvanı kocası olarak tercih edebileceğim. Zaman doldu. Rica ediyorum.
cezayı infaz edin. Kararı bildirin. Tacirin borcunun değerindeki eti sizindir. Mahkeme bunu onaylıyor ve yasalar veriyor. Size minnettarım. Ve siz göğsünden eti kesmelisiniz. Mahkeme bunu onaylıyor ve yasalar veriyor. En bilgili yargıç, cezanız geliyor. Hazır olun. Geliyorum. Durun biraz. Bir şey daha var. Bu senet size bir damla kan dahi vermiyor. Sözcükler sadece eti belirtmiş. Borcunuzu alın. Sadece eti alın. Ama onu keserken eğer bir damla Hristiyan kanı akıtırsanız, mallarınız ve canınız Venedik yasaları tarafından alınacaktır. Ve Venedik şehri tarafından. Doğru yargıç. Hadi yap. Hadi. Yasa mı? Yasaya kendi gözlerinizle bakın. Adalet için can attığınıza göre emin olun arzuladığınız adaletten de fazlası uygulanacak. Öyleyse teklifi kabul ediyorum. Borcun iki katını ödeyin ve Hristiyan'ı bırakın. Para burada. Hayır. Yahudi adalete kavuşacak. Azına değil. Sadece cezasını alacak. Bu yüzden eti kesmeye hazırlanın. Kan damlatmayın. Sikke ağırlığından fazla et kesmeyin. Daha azını ya da daha fazlasını alırsanız, tam söylenen miktardan daha ağır ya da hafifini alırsanız, senette belirtilenden farklı bir şey alacak olursanız, işte o zaman ölürsünüz. Ve tüm mallarınıza el konulur. İkinci bir den. Şimdi kafir, şimdi seni popomun üstüne oturttum. Yahudi neden duruyor? Hadi be. Borcumu dahi alamayacak mıyım? Sadece kaybınızı tazmin edeceksiniz. Uğradığınız tehlike karşılığında. Öyleyse şeytanı bırakın, gidiyorum. Başka isteğim yok. Durun Yahudi. Yasanın hala sizden istedikleri var. Venedik yasalarında bir yabancının doğrudan veya dolaylı şekilde vatandaşlardan birinin canına kastetmesinin cezası mallarının yarısını ona vermesini gerektirir. Diğer yarısıysa şehrin kasasına gider. Ve suçlunun hayatı sadece dükün merhametine bağlıdır. Zor durumda olduğunuzu görüyorsunuz. Öyleyse hemen eğilin ve dükten merhamet dileyin. Dükten sizi bağışlamasını dileyin. Yalvarın. Yalvarmazsanız asılacaksınız.
Şimdi her şey tamam. Hayatınızı bağışlıyorum. Siz sormadan. Zengininizin yarısı Antonio'nun, diğer yarısı şehrin kasasına girecek. Hayır. Canımı alın ve hiçbir şeyi bağışlamayın. Evimi alırsanız, evimi ayakta tutan desteği de alacaksınız. Yaşama nedenlerimi alıyorsanız canımı da alın. Ona merhamet sunacak mısınız Antonio? Tanrı aşkına ona merhamet etme. Lütfen lordum. Düküm ve tüm mahkeme, mallarının yarısından vazgeçin. Benim diğer yarısını kullanmama izin verdiği için memnunum. Ve onları kendisine emanet edin. Beyefendi konuşmaya başlayıncaya kadar. Onu bundan tek şey kurtarabilir. Hemen burada Hristiyan olmak. Bunu yapmalı. Aksi takdirde bağışlamayacağım. Burada kabul etmeli. Kabul ediyor musunuz Yahudi? Ne diyorsunuz? Memur, ona armağanı verin. Yalvarırım size, Venedik'ten gitmeme izin verin. Lütfen. Gittikten sonra ifademi gönderirim. Gidin o halde ama gönderin. Mahkeme bitmiştir. Yemin ederim beyler, ben ve dostum sizin bilgeliğiniz sayesinde dünyanın en zalim cezasından kurtulduk. Yahudi'ye verilmeyen 3000 sikkeyi hizmetinizin karşılığı olarak vermek istiyoruz. Ve daha da ileri giderek yaptıklarınızı asla unutmayacağımızı söylüyoruz. Para ödendi ve biz hoşnutuz. Ve ben kendimi yeterince para almış ve tatmin olmuş olarak size sunuyorum. Pekala. Efendim bekleyin. Bizden bir hatıra alın. Ücret olarak değil. Lütfen armağan olarak. Ama iki şey için yalvarıyorum size. Beni reddetmemeniz ve bağışlamanız için. Beni ikna ettiniz. Bu yüzden kabul edeceğim. Bana eldivenlerinizi verin. Sizin için onları giyeceğim. Ve sevginiz için de bu yüzüğü alacağım. Elinizi çekmeyin. Başka bir şey almayacağım. Ve siz de beni reddetmeyin. Bağışlayın beni ama bu yüzüğü size vermeye hakkım yok efendim. Başka bir şey değil. Sadece bunu alacağım. Bunun değerinden fazlası var. Kendimi bağışlatmak için size Venedik'in en güzel yüzüğünü verebilirim. Bunun için size yalvarıyorum efendim. Bağışlayın beni.
Anlıyorum efendim. Teklif etmekte hürsünüz. Önce bana dilemeyi öğrettiniz. Şimdi de bana bir dileğin nasıl cevaplanacağını öğretiyorsunuz. Bu yüzük bana karım tarafından verildi. Hmm. Ve verdiğinde benden onu satmayacağıma ve vermeyeceğime dair söz vermemi istedi. Birçok adam armağanlarını saklar. Ve karınız deli değilse ve bu yüzüğü nasıl hak ettiğimi öğrenirse, bunu bana verdiğiniz için sizinle sonsuza kadar düşman olmayacaktır. Lord Bassanio, verin yüzüğü ona. Onun hakkı ve benim hayatımın karınızın emrinin altında kalmasına izin vermeyin. Yahudi'yi bulup bunu ona imzalatmalıyız. Durun! Lordum Bassanio beni bu yüzüğü size vermem için gönderdi. Yemekte size eşlik etmek istiyorlar. Bu mümkün değil. Ama yüzüğünü kabul ediyorum. Hem de minnettarlıkla. Ona bunu söyleyin. Bir de bana yaşlı Shylock'un evini gösterir misiniz lütfen? Bunu yapabilirim. Bakalım kocam sonsuza dek saklamaya yemin ettiği yüzüğü verecek mi? Sevgili leydiler, evinize hoş geldiniz. Kocalarımızın refahı için dua ettik. Onlar için en iyisini umut ettik. Bana gün ışığını düşündürüyor. Daha solgun görünüyor. Venedik'teki gibi bir gün bu da. Huzur. Eve hoş geldiniz lordum. Teşekkür ederim madam. Dostuma da hoş geldin deyin. Bu o. Bu dostluğuna bağlı olduğum Antonio. Siz ona daha bağlı olmalısınız. Onun size bağlılığını da duydum. İzin verildiğinden fazla değil. Evimize hoş geldiniz beyefendi. Çok yorgun olduğunuzu düşünüyorum. Yani bu kibarlığı kısa keseceğim. Yemin ederim yanılıyorsunuz. Doğru söylüyorum. Büyük inançla onu yargıcın katibine verdim. Sizi tüm kalbimle seviyorum ama emin olun o dostumun hayatını kurtardı. Şimdiden bir kavga ha? Mesele nedir? Bir parça altın. Bana verdiği önemsiz bir yüzük. Bu tıpkı zanaatkarın bir bıçağa yazmış olduğu şiir gibi. Beni sevin ve terk etmeyin. Siz ne hakla şiirden bahsedebiliyorsunuz? Onu size verdiğimde ölünceye dek onu takacağınıza yemin ettiniz. Ve sizinle mezara gideceğine, öyle değil mi? Bunu benim için değilse de kendiniz için yapmalıydınız. Saygılı olup onu saklamalıydınız. Ama siz onu yargıcı katibine verdiniz. Onu bir gence verdim. Bir çocuğa, güzel bir kadına değil, küçük bir çocuğa, yargıcın katibine. Soruyorum size, karınızın ilk hediyesine böyle mi davranıyorsunuz? Hı? Ben sevgilime bir yüzük verdim ve asla ondan ayrılmayacağına yemin ettirdim. Ve işte duruyor. Onun kaybetmeyeceğinden de şüphem yok. Dünyanın tüm zenginliğine karşın onu parmağından çıkarmayacağını. Dostum, ya elimi kesecektim ya da seni savunurken yüzüğü verecektim. Lordum Bassanio da yüzüğünü verdi.
Yargıç onu istedi ve doğrusu bunu hak etti de. Ve sonra o çocuk onun memuru yazarken büyük acılar çekmişti. Benimkini istedi. Ve ne adam ne de efendi bu iki yüzükten başka bir şey kabul etmedi. Elimde olsa inkar ederdim ama yüzüğün parmağımda olmadığını görüyorsunuz. Gitti. Üzgünüm. Kalbiniz gerçeklerden kaçıyor lordum. Ve yüzüğü parmağınıza görünceye kadar yatağınıza gelmeyeceğim. Ben de sizinkine, yüzüğümü görünceye dek. Tatlı Porsche, lütfen beni dinle. Yüzüğü kime verdiğimi bilseydiniz, yüzüğü vermekle ne yaptığımı bilseydiniz, yüzüğü ne kadar isteksizce verdiğimi bilseydiniz, yüzükten başka hiçbir şeyin kabul edilmeyeceğini bilseydiniz, bana böyle davranmazdınız. Bu tatsızlığa son verirdiniz Leydim. Yüzüğün erdemini bilseydiniz, yüzüğü vermekle kendi onurunuzu ne kadar zedelediğinizi bilseydiniz, yüzüğü asla kimseye vermezdiniz. Nerissa bana neye inanacağımı öğretti. Yüzük bir kadındaysa ben ölürüm. Anlıyor musunuz? Hayır Lady, bütün ruhumla şerefimle söylüyorum. Yüzük bir kadında değil. Basit bir doktorda. 3000 sikkeyi reddedip yüzüğü isteyen hoşnutsuz bir doktorda. Dostumu kurtaran doktor. Ne diyebilirdim ki tatlı Lady'm? O an başka bir çözümüm yoktu. Yüzüğü vermek zorundaydım. O doktoru evime getirin. Sevdiğim mücevher onda olduğuna göre, size kalacağına yemin ettiğiniz mücevher, ben de sizin kadar hür olacağım. Sahip olduğum hiçbir şeyi ondan esirgemeyeceğim. Ne bedenimi ne de kocamın yatağını. Eminim beni tanıyınca bunu isteyecektir. Porsche, beni lütfen bağışlayın ve bütün dostlarımın önünde adil gözlerinizin içine bakarak yemin ederim ki bir daha asla yeminimi bozmayacağım. Bir kez onun için bedenim üstüne senet yaptım. Bunu tekrar yapabilirim. Cezası ruhum olsun. Ama lordunuz beni hiç düş kırıklığına uğratmadı. Öyleyse siz onun kefili olacaksınız. Ona bunu verin. Ve onu diğerinden daha iyi korumasını isteyin. Lord Bassanio, bu yüzüğü saklayacağınıza yemin edin. Tanrım, bu doktora verdiğim yüzük... Ondan geri aldım. Bağışlayın beni Bassanio. Bu yüzüğü vermek için doktor benimle yattı. Ve bağışlayınız beni. Çok sevgili Graciano. Aynı küçük oğlan, doktorun katibi, bunun için geçen gece benimle yattı. Ne? Ama bu yollarda bedenini sunmak gibi. Bu kadar iyi. Ne? Biz horoz muyuz? Bunu hak ettik mi? Bu kadar büyük konuşmayın. Hepiniz şaşırdınız. Bassanio. Mektup burada. Perugia'dan, yaşlı Bellario'dan. Orada Porsche'nin doktor olduğunu okuyacaksınız. Ve Nerissa'nın onun katibi olduğunu. Lorenzo, siz gittikten hemen sonra bizim de gittiğimizi ve yeni döndüğümüzü söyleyecektir. Doktor sizdiniz ve ben sizi tanımadım mı? Siz de beni boynuzlamış olan katip. Ben? Bir katip.
katip bunu yapamaz. Bir erkek olarak yaşamadığı sürece. Tatlı doktor. Yatak arkadaşım olmalısınız. Ben yokken karımla yatmalısınız. Ah hayır Lorenzo. Katibimin sizin için de bir tesellisi var. Size ve Jessica'ya yaşlı Yahudi'den bir armağan getirdik. Ölümünden sonra her şeyi sizin olacak. Alın. Adil leydiler. Sizler zavallı insanlara yol gösteriyorsunuz. Neredeyse sabah oldu. Ve hala yaptıklarımdan tatmin olmadığınıza eminim. İçeri gidelim. İçeri gidelim ve size her şeyi dürüstlükle cevaplayayım. Peki öyle olsun. Nerissa'nın da bana anlatacakları vardır herhalde. Yarın gece de bizim ama şimdi yatalım. Geldiklerinde umarım içerisi karanlık olur. Konuşacağım şeyler var. Doktorun katibiyle. Yemin ediyorum. Tanrı'nın huzurunda. Yaşadığım sürece Nerissa'nın yüzüğünü taşıyacağım.